Öncelikle İTÜ'yü neden tercih ettiğin sorusuyla başlayalım. Tabii ki yani ben üniversite sınavı tercih döneminde zaten mühendislik tercih etmek istediğimi biliyordum. Birçok arkadaşın hani tıp ve mühendislik arasında kalabiliyorlar ama İstanbul'da yaşıyorum küçüklüğümden beri ve hani aslında İTÜ çok doğal bir tercih olarak geldi. Zaten hani ilk etken birçok arkadaşta olduğu gibi tabii ki sıralama yani üniversite sınavı giriş puanlarına baktığınız zaman hani İTÜ'nün en üstlerde olduğunu görüyorsunuz. Hani bu seviyede sadece birkaç üniversite var zaten. Bununla birlikte genelde hani bu seviyede bir okul dururken hani kimse daha düşük seviyede bir tercih yapmak istemiyor. Sadece özel üniversite tercih etmek ve hani burslu bölümlerden biriyle devlet üniversitesi olan İTÜ arasında kalınabilirdi. Yani burada ben açıkçası İTÜ'nün en başta hani tabii ki bir ismi var ama kuru bir şekilde ismi demek çok fazla bir şey ifade etmiyor. Burada isminden kastım hani İTÜ gibi bir okula geleceğimiz zaman hani bunun ileride değerini koruyabileceğini görebiliyoruz. Peki mezun olduktan sonra neler yaptın? Mezun olduktan sonra tabii ki ilk önce insanın aklına gelen iş bulma süreci oluyor. Benim için açıkçası oldukça kolay oldu. Çünkü ben mezun olmadan önce daha iş bulmuştum aslında. Yine 3. sınıfın sonunda tanıtıma TÜBİTAK'tan staj için tanıtıma gelmişlerdi. Yine İTÜ'de bir tanıtım etkinliği organizasyonu oldu. Ve oradan sonra yine ilgi alanıma uygun gördüğüm bölümlere staj için başvurdum. Ve daha sonra da orada yine memnun kaldığım için yarı zamanlı çalışmaya başlamıştım. Bu yarı zamanlı çalışmadan sonra mezuniyetten sonra da tam zamanlı olarak yine burada çalışmaya başladım. TÜBİTAK Bilgem'de. Şu an hala daha araştırmacı olarak çalışmaktayım. 2 seneye yakın bir süredir. Bunun dışında yüksek lisansa başvurularda bulundum. Yani Türkiye'de özellikle İstanbul'daki hani iyi gördüğüm üniversitelere başvurdum ve açıkçası yani kabul aldım hani hep bütün başvurduğum yerlerden. Zaten İTÜ mezunu bir öğrencinin hani bence hani kötü bir ortalamanız yoksa yüksek lisanstan her yerden kabul alabileceğinizi düşünüyorum Türkiye'de. Peki, İTÜ'lü olmak senin için ne anlam ifade ediyor? Evet, İTÜ'lü olmak yani öncelikle şunu söyleyebilirim. Bir insan yeni bir yere gittiği zaman, birisiyle tanıştığı zaman yani adı soyadından sonra ilk söylediği şey üniversite oluyor. Yani ben Hikmet Seha Öztürk ve İTÜ Elektronik Haberleşme mezunuyum diyerek başlıyoruz tanışmaya. Yani bence en büyük gerçekten özelliği bu olabilir yani. Hani bir insanın üzerinde ilk bıraktığınız izlenim İTÜ mezunu olmuş olmanız oluyor. Ve hani bu insanın hani lisans mezuniyeti ömür boyunca taşıyabileceği bir yer, bir şey aslında. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum aslında. Yani bunun dışında tabii ki hani İTÜ'nün bize katmış olduğu şeyler gerek teknik yeterlik anlamında işte gerek projeler anlamında vesaire. Hani bunlar zaten var ama en önemlisinin olduğunu düşünüyorum açıkçası kişiler olarak. Peki, şu anda bir tercih dönemi içerisindeyiz. Evet. Üniversitemizi tercih edecek birçok aday var. İTÜ'yü tercih edecek kişilere neler tavsiye edersin? Yani İTÜ'yü tercih edecek kişilere tabii ki aklıma birçok şey geliyor ama öncelikle hayırlı olsun demek isterim İTÜ tercih ederlerse. Şunu akıllarında tutmaları gerekiyor. Yani üniversite lise gibi değil. Hani liseden çıkmış geldiği için birçok arkadaş. Hani lisede bir program olur. Herkes bir programa dahil olur. Ve onun üzerinde işte herkes de aynı şeyleri yaparsınız aşağı yukarı. Üniversite böyle değil. Gerçekten üniversiteden faydalanmak için o üniversitenin sahip olduğu imkanları kendiniz değerlendirmeniz gerekiyor. Yani en başta akla gelen
kulüp faaliyetleri vesaire oluyor. Ben özellikle kulüpten daha çok takım faaliyetlerine teşvik etmek istiyorum arkadaşları. Yani benim bölümüm gereği de tabii ki daha yakın ilgilendiğim alanlara giriyor birçok takım ama hani işte özellikle son senelerde İHA ile ilgili projeler çok destekleniyor. İşte çeşitli güneş enerjili araçlar, otonom araçlarla ilgili bir sürü takımlar var. Hani bunların dışında diğer bölüm, ben tabii ki elektronik olduğum için bu takımları daha çok görüyorum ama hani inşaattaki bile arkadaşların hani katılabileceği takımlar oluyor birçok. Bence bunları değerlendirmeliler. İTÜ'nün gerçekten faydasını görmek için. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani İTÜ'lü bir arkadaş bence hedeflerini yüksek tutmalı. Yani bir kişi İTÜ'ye geldiyse ben diplomamı alayım, işte memleketime döneyim, hani bir mühendis olarak başlarım bir yerde, işte hayatımı idame ettiririm. Yani bununla tabii ki yanlış bir şey değil, yani herkes huzurlu bir hayat, herkesin istediği bir şey ama yani bence biraz daha hedeflerini yüksek tutabilmeli bir İTÜ'lü arkadaş. Hani çünkü hani bu ülkede birileri bir şeyler yapacaksa yani bunu İTÜ'lü yapmayacaksa kim yapacak derim ben.